Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Kör HPC'ye geldik. Burasını Türkiye'deki Teknosa gibi düşünebilirsiniz. Birçok elektronik eşyanın bulunduğu, bilgisayarlardan beyaz eşyalara kadar fazlasıyla ürün çeşitliliğinin olduğu bir yer. Size de buradaki fiyatları göstermek istiyoruz. İçeri geçebiliriz. Arkadaşlar benim direkt Dyson dikkatimi çekti. Bu Dyson'ın saç kurutma makineleri bayağı Türkiye'de de meşhur. Bunlar 299 pound. Çalışıyor mu hocam şu an? Arkadaşlar burada çamaşır makineleri var. Fiyatları değişiyor. 369'a var. 349 yani 350'ye var. Model model ürünlerin kalitesine göre de fiyat aralığı biraz farklı olabiliyor. Aynı şekilde burada mikrodalga fırınlarımız var. Evet. Şimdi burada bulaşık makineleri var sanırım. Evet. Şöyle içlerini görüyorsunuz. Evet. Programları da bak buradaymış. Aynen. Ve fiyatı 269 pound. Burada birçok çeşit var. Yine aynı şekilde. Bak Bosch'un ürünleri var. Bu biraz tuzlu bir. Evet. 429 pound. Fırınlar burada 129 pound'dan başlıyor. 219, 279'u giderek artıyor ve üstlerde de var böyle. 419. 599. Evet. Yani markalarına göre, modellerine göre fiyat skalası biraz geniş. Çok ucuz fiyatlara da bulabilirsiniz. Böyle son teknolojik şeyler isterseniz içerisinde fiyatlar tabii biraz daha artıyor ama buranın alım gücüne göre bence çok da yüksek fiyatlara sahip değiller. Bence en güzel yer bu buzdolapların olduğu yerler. Aa, içleri de güzel geniş. Mesela 699-700 sterlin. Aynı şekilde bu da öyle. İç hacimleri bayağı geniş. Arkadaşlar burada çok güzel bir buzdolabı buldum. Bunun fiyatı biraz pahalı. Ama görünüş olarak da, iç hacmi olarak da bence gayet güzel bir buzdolabı. Evet, bence de. Burası sanırım dokunmatik ama şu an herhalde çalışmıyor. Şu an aktif olmayabilir. Biraz yavaş. Wi-Fi'ye bağlanabiliyormuş sanırım bu buzdolabı. Özellikleri 289 litre hacmi varmış. Ha, indirime girmiş bir de. Çok indirmişler gerçekten. Burada özelliklerini görebilirsiniz. Pek bilgimiz yok ama siz isterseniz internetten araştırabilirsiniz. Şu şekil bir buzdolabı. 2159 pound. Ve alt tarafına bakalım. Alt tarafı da gayet yeterli bence bir aile için. Şöyle. Evet, sıradaki ürüne geçelim. Evet, az önceki buzdolabına güzel dedik ama burada çok daha güzeliyle karşılaştık arkadaşlar. Samsung modeli olan, içinde Android sistemi olan bir buzdolabıyla karşılaştık. Bakın içerisinde Spotify, YouTube, Instagram, yani, Facebook. Bir buzdolabında bu özelliklerin olması çok ilginç. Çok enteresan değil mi? Evet, ve burada şöyle yine fiyatını görüyorsunuz. 2174. Yine siz dediğim 384 gibi. 384 litre hacmi varmış. Amerikan style olarak geçiyor. Bu 36 ay taksit yapılabiliyor. Aylık 96 pound ödeyerek toplam. Ama böyle daha fazlaya geliyor. 3456 pound'a geliyor bu şekilde. Yine siz burada gördüğünüz bilgilerle araştırıp internetten bulabilirsiniz. Oh, 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 oh
kahve makinelerinin olduğu bölüme geldik. Burada indirimle bir kahve makinamız varmış. 45 pound'a düşmüş. Presli galiba bunlar. Filtre kahve makineleri. Çok fazla alternatif var. Çok fazla çeşitli var. Ve bugün market gerçekten o kadar kalabalık ki çekim yapmakta çok zorlanıyoruz. Yani bakın orada 45 pound'dan başladı. Şu an burada 400 pound'a kadar çıktı. Burada çok daha pahalı kahve makineleri ve 1364 pound. Burada daha şık duran bana göre bir kahve makinesi 719 pound ve galiba öğütülmeli. Ya. Yani şuraya kahve çekirdeğini atıp öğütüp öyle mi? Öyle kahveyi içiyorsunuz. Vay canına. Burada yine beyaz eşya, kettle. Bu tost marka makineleri. Türkiye'de biraz pahalı, onu biliyorum. Buradaki fiyatlarını da karşılaştırabilirsiniz. Burada mikserler var. Hamur karıştırma makineleri. Şöyle fiyatları. Burada smoothie makinesi sanırsam. Diş fırçaları elektronik 90 puan. Daha pahalıları diş fırçaları. Tıraş makineleri var. Şöyle bir tıraş makinesi 24 puan. Yine burada daha pahalı tıraş makineleri de şu şekilde. Evet arkadaşlar, burada da buharlı ütü olarak geçiyor kazanlı sanırım. Ütü. Kazanlı ütüler varmış. Philips'in şöyle bir modelinin fiyatı 299 pound. Biraz daha değişik bir markanın. Muhtemelen daha az özelliklere sahip olduğundan dolayı 90 pound'a veriliyor. Aynı markanın daha yüksek özelliklere sahip olan 199 pound. Birçok çeşitte bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kameraların, dronların olduğu standa geldik. Görüyorsunuz burada çeşitli dronlar. Mesela bu drone 749 pound'muş. Burada daha iyi modeller sanırsam. Şöyle bir drone. 1000 pound. Sonra burada kameralar var. Nikon'un bir kamerası var. 600 pound. Burada Canon'un var. Yine Canon 929 pound. Gördüğünüz üzere. Burada fotoğraf makineleri sanırım bunlar. 900 pound. Burada da sanırsam en pahalısı yine Nikon'un 1160. Aynen 1160 pound. Gördüğünüz gibi. Burada yine kamera lensleri var. Şu lens fiyatı 489 pound. Burada çeşitli kameralar devam ediyor. Fiyatlarını görüyorsunuz. Burada yine lensler. Şöyle fiyatlarını görüyorsunuz. Vlog kamerası var burada. Canon G7X. Bunu çok duymuştum. İndirime girmiş. Ve fiyatı 500 pound. Burada LG'nin yeni çıkardığı bir televizyonu varmış. OLED. 2300 pound ama görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. 2300 pound arkadaşlar, özellikleri burada yazıyor. LG'nin yeni bir televizyonu sanırsam.
kısmı OLED. Ve görüyorsunuz ekrana sığmıyor kocaman. Ve yine burada televizyonlar devam ediyor. Sony'nin var bak yine OLED. Sony, bunun da fiyatı 2100 pound. 2200. Pardon, 2200 doğru. İndirime girmiş. Ve sanırsam Cadılar Bayramı'na özel birçok ürün indirimde şu an. Bunu da böyle görüyorsunuz. Sony. Bu da bu 3500. Yine en tuzlusu sanırım bu. Ki daha vardır. Bir sürü televizyon var. Evet arkadaşlar, şu an LG'nin bir televizyonu var. Muhtemelen daha az özelliklere sahip. Açısı ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama bu da 2000. Devasa büyük bir televizyon var yani burada. Yani şöyle göstereyim ben size. Açık halimle kollarımı açtığım zaman hemen hemen iki kolum kadar kaplıyor alan olarak. Fiyatı ise 849 pound. Şu anda indirimdeymiş. 1100 pound'dan 150 pound indirime düşmüş. 849 pound. Bu özelliklere sahip. İnternetten girip tekrardan bakarsınız. Onun hemen yanında direkt aynı ölçülere sahip. Evet, kocaman. 949 pound bunun da fiyatı. Aylık ödemelerle işte atıyorum. Tek seferde öderseniz 949 pound. İsterseniz aylığa bölüp işte 36 pound ödeyebilirsiniz. Yok ben işte o kadar ödeyemem, daha düşük öderim derseniz 36 ay ödeyip daha düşük rakamlarda 1312 pound'a sahip olabiliyorsunuz. Gel burayı da göster bak. Burada yani muhteşem Samsung. Gerçekten açıya sığmıyor. Görüntü kalitesi bilmiyorum ne kadar yansıyor ama çok güzel. Yani aşırı net bir görüntüsü 8K. Var. Bunda da şu an 700 pound indirime sahip oluyorsunuz. Çok iyi bir indirim var burada. 2800 pound şu an güncel fiyatı, özelliklerini göster biraz yakın çekim al istersen. Gel bir de biraz daha uygun yol olanlara bakalım. Ve yine burada koskocaman bir televizyon. Bu fiyatı 6000 pound. Ve gördüğünüz birçok ürün, dediğim gibi Cadılar Bayramı indirimi var. Arkadaşlar kamerada ne kadar belli bilmiyorum ama bu da cam gibi. Sony'nin bir televizyonu. Bu da 3500 pound şu anda. Evet, burada da biraz daha ucuz yollu LG'nin. Uygun fiyatlı olanlar var. Aslında kötü değil. Yani sadece boyut olarak biraz daha ufak. Ölçüleri burada mevcut. Bence yine yeterli ölçüler, çok küçük ölçüler değil. Yok değil yani, diğerlerine göre daha ufak sadece. Fiyatına göre gayet uygun bir televizyon. Burada projeksiyonlar var yine 600 puan. Evet arkadaşlar, burada da birçoğunuzun bildiği gibi C923 G daha doğrusu koltuk set falan, burada böyle bir stand yapmışlar. Sanırsam isteyen deneyebiliyor, yetkililer açıp Xbox üzerine. Logitech'in. Ve fiyat kısmı nerede? Şöyle. Fiyat kısmını şu an bulamadım ama bildiğim üzere bunlar 200-250 pound civarıydı. Evet arkadaşlar, burada da Xbox'lar mevcut. Şu an fiyatlarını burada göremedim, yazmıyor. Ama burada Xbox kolu 54 pound. Yine burada aynı fiyatta 55 pound. Xbox'ın fiyatlarını göremedim. Burada Xbox oyunları var. Bu aralar popüler olan yeni çıkan FIFA 22'nin fiyatı 55 pound. Daha aşağıda şöyle oyunların fiyatlarını görüyorsunuz. Burada da PlayStation 5 var. Bunun da fiyatını belirtmemişler ama kolunun fiyatı 60 pound. Ve yine burada FIFA 22'nin fiyatı 60 pound. Aşağıda da daha değişik oyunların fiyatları mevcut. Evet arkadaşlar, burada da oyuncu bilgisayarları mevcut. Size göstereceğim fiyatlarını. Ama özellikleri hakkında pek bir bilgim yok. Ben böyle size çekeyim. Bilenler internetten araştırabilir. Fiyatı da şu şekilde.
bu bilgisayarın. Sonra burada Acer Nitro var. Yine güzel bir bilgisayara benziyor. Ama bu daha uygun. 700 pound. Şurada şöyle bir koltuk var. Oyuncu koltuğu ve fiyatı 200 pound. Burada yine farklı bir bilgisayar. Ryzen 5. 900 pound. Burada koltuk, farklı koltukların fiyatlarını görüyorsunuz. Genelde 100 ila 200 fiyat aralığı. Burada da bilgisayarları denemek için bir alan yapılmış. Burada da bilgisayarlar var. Şöyle mesela bu bilgisayarın fiyatı 1700. Ve burada insanların bilgisayarları denedikleri yerler ve burada tekrar. Nasılsınız hanımefendi? Şu ekrana bayıldım ya, çok güzel. Alsana bana bunu. Sen bana alsana bunu. Gerçekten çok güzel bir monitör ve fiyatı 245 pound. Uygun bir monitör. Buradaki çok alım güzel. Gücüne göre. Bilgisayarı da göster istersen. Burada da bir laptop var. Yine sanırsam oyuncu laptopu ve 1300 pound. Bak burada da MSI'nin oyuncu laptopu var. Aynen. Burada da MSI'nin bir oyuncu laptopu. Şöyle. Fiyatı 999 pound, 1000 pound. Burada yine çok güzel bir monitör. Yine MSI monitörü. Fiyatı 300 pound. Burada da güzel bir şık bir kulaklık. Tekrardan. Onun fiyatını göremedim. Şöyle bir alan. Evet. Bilgisayarların üzerine ekipmanlarını gösterelim dedik. Ve burada Logitech'in klavyesi, faresi, kulaklığı. Bunların fiyatları neden yazmıyor bilmiyorum ama. Evet, aşağıda yazıyormuş. 129 pound. Logitech'in 129 pound'lı Razer'ın. Bu da Razer'ın. Razer çok kaliteli bir marka biliyorsunuz. Burayı kırmışlar ama sesi duyuyorsunuz. Aynen, kaliteli. Burada kulaklığı falan. Fiyatları burada. Kulaklığının 129 pound. Faresinin 54 pound. Ve şöyle 72 pound. Ve burada... Çok güzel değil mi? Her kişiye özel ürün bulabilirsiniz mağazada. Ve gerçekten kaliteliler. Ve yine burada düşmek tükenmek bilmeyen... Normal laptopları gösteririz. Evet. Burada oyuncu değil de daha çok günlük işler için bilgisayarlar var. Mesela bu bir bilgisayar. Fiyatı 699. Burada ufak kasalar. Evet arkadaşlar, burada daha uygun fiyatlı laptoplar var. Lenovo'nun şu özelliklere sahip olan laptopu 379 pound. Asus'un yine aynı şekilde bu özelliklere sahip olan bir laptopu var. 449 pound. HP'nin fiyatını belirtmemişler. Acer'ın bir adet laptopu var. O da 399 pound. Gel bir de bu tarafa bakalım. Burada Huawei'nin bir laptopu var. Biraz bir daha laptop. Yüksek özelliklere sahip. Çok ince. Oldukça şık bir laptop. Evet. Fiyatı 700 pound. Evet, burada da tablet bölümüne geldik. Samsung'un bir tableti. Şunu görüyorsunuz. 219 pound. Ve yine burada ekran boyutu biraz daha büyük olan Galaxy Tab S7 F sanırsam. Ve fiyatını belirtmiş. Şu sanırım ya. Yok ama yok. Keyboard diyor. Hayır, bu değil. Hayır, o şeyi. Fiyatı değil mi? Aynen. Klavyesi o. Ve yine burada Huawei'nin bir tableti. 149 pound. Bu da Samsung'un bir tableti. Sen ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Bu Samsung'un tabletinin fiyatı da 329 pound. Evet. Şimdi Apple'ı göstermesek olmazdı.
Apple'ın burada 9. nesil bir tableti var. Fiyatları gigabaytlarına göre değişiyor. Buradan inceleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde iPad Air var burada. 10.9. Ve yine sen yine oyun. Ne yapayım? Canım sıkıldı. Bu iPad'in fiyatını yazmamışlar. Ama fiyatını yazmamışlar. Güzel tablet. Memnun musun? Çok. Evet, şimdi sendeyiz. iMac'ler var burada. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Fiyatları yine gigabaytlarına göre, özelliklerine göre değişiyor. En uygunu 1259. Evet. Ve bunun içine sanırım her şey var. Klavyesi, faresi. Tabii canım, hepsi dahil. Burada MacBook Air'lar var. 13 inçlik. Bunlar da çok başarılı ama bunlar daha çok günlük çalışmalar için. Tabii oyun oynayanların tercih etmediği şeyler bunlar. Şöyle fiyatını da size göstereyim. Evet arkadaşlar, burada smartwatch'lar var, yani akıllı saatler. Değişik markaların değişik fiyatlı olan ürünleri var. Özelliklerini bilmiyorum. Farklı hepsi birbirinden. Türkiye'de aynıları var mı ondan da emin değilim. İsterseniz bakıp karşılaştırabilirsiniz. Burada da Samsung'un akıllı saatleri. Fiyatlarını, bilgilerini görüyorsunuz. Videoyu durdurup karşılaştırabilirsiniz. Ve şu an bu saatlerin fiyatı burada. Burada da MacBook Pro'lar var. Fiyatları şu şekilde. 512 GB'ı 2399 pound. 1 TB'ı 2470 pound. Ve güzel ürün. Apple Watch'u görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatları milimden milime değişiyor. 6. serisi 379 pound. Burada modelleri var. Ve Apple Watch'umuz burada. Burada da Apple Watch'un bir diğer serisi, fiyatlarını görüyorsunuz. Ve iPhone 13 Pro. Telefonlara geldik şimdi. Burada bir iPhone 13 Pro Max'imiz var. 128 GB. Aylık 52 pound. Ama tam fiyatını yazmamışlar sanırım. Ha. Evet, tam fiyatı da buymuş. 1049 pound. 13 Pro Max. Burada 13 Pro var. Kardeşi onun. Bunun da fiyatı 128 GB. 949 pound. Burada iPhone 13. Yine aynı şekilde 779 pound aylık olunca 36 hatta 37 pound aylık. Burada da iPhone 13 mini, gerçekten elimden küçük ufak bir telefon, 679 pound 128 GB'ı. Burada da son olarak iPhone 12, burada bir ablamız var. Bunun fiyatı da 679 pound 64 GB şu şekilde. Burada da Samsung Galaxy Z Fold 3 var. Katlanabilir, ilginç bir telefon. Fiyatı 1600 pound. iPhone'dan pahalı bir telefon. Kalemi mevcut burada. Burada da dikine katlanan bir telefon var. Bunun da fiyatı 949 pound. Yine burada Samsung var. Aynı şekilde. Markaları, bilgileri burada. 1149 pound. Ve burada da 600 pound. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Elimizden geldiğince size buradaki tek ürünlerin fiyatlarını göstermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı